Orman yangınları hala sürüyor. Belki daha devam edecek. Farklı noktalara sıçrama ihtimali de hiç zayıf değil. Çünkü dünyanın gidişatını, ekonomisini, para birimini, üretimini, sıcaklığını yani dengesini değiştirmek ve yeniden kurmak isteyen bir güç var. 2015 Paris İklim Anlaşması bu gücün eseridir. Dün de yazdım. İşin beyni Profesör Nicholas Stern. London School of Economics and Political Sciences bünyesinde Hindistan Araştırmaları Başkanı olarak görev aldı. 2013-2017 arasında İngiliz Akademisi Başkanıydı. 2014 yılında Royal Society üyesi seçildi. 1994-1999 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda baş ekonomist. 2000-2003 yılları arasında Dünya Bankası'nda baş ekonomist ve kıdemli başkan yardımcısı olarak çalıştı. Ekonomi bilimine katkılarından dolayı 2004 yılında Sir ünvanı, 2007 yılında ise Baron Stern of Brentford olarak Lord ünvanı aldı. 15'ten fazla kitabı ve 100'den fazla makalesi var. Peki sıfır karbon yeşil üretim nasıl ortaya çıktı? Yıl 2005'ti. Amerika İngiltere'yi yanına alıp Irak'a girmiş. Petrol dünyanın zirvesine yer almaya devam ediyordu. Gordon Brown ve Tony Blair tam bu tarihte profesöre iklim, politika, ekonomiyi yan yana getirip bir dünya hayal edin ve bunu bizimle paylaşın talimatı verdi. Belli ki onlara da daha yukarıdan gelmişti. Paris İklim Anlaşması'na giden yol o zaman açıldı. Dünyayı değiştirmek isteyenler 197 ülkeye imza attırıyordu. Trump'la Amerika buradan çıkan tek ülke oluyordu. Pandemi ve sonrasında yaşanan küresel ısınma ekonomiyi tamamen değiştirmek için sahneye atılıyordu. Amaç dünyanın 1,5-2 derece daha az ısınmasını sağlamaktı. Bütün üretim kalıpları, teknoloji, şehirler, ulaşım, enerji, üretim, tüketim anlayışı, mülkiyet algısı kısaca her şey değişecekti. Küresel ısınmayla mücadele bambaşka dünyaya kapı aralıyordu. Amaç da buydu. Zaten Profesör Stern bunu gizlemiyordu. Ancak asıl mesele Amerika'nın tutumuydu. Obama ile Paris İklim Anlaşması'na imza atılıyordu. Trump ise gider ayak bundan çıkıyordu. Biden'ın geleceğini ve anlaşmaya tekrar gireceğini Profesör Nicholas Stern Amerika seçimlerinden önce söylüyordu. Bu da ilginçti. Trump ve arkasındaki güç bu imzaya karşıydı. Kavga da buydu. Kripto paraların algısı için çalışan Elon Musk ve Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da dahil olduğu Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri Beyaz Saray'la direkt temas kurarak iklim değişikliğini ne kadar ciddi gördüklerini başkana iletti. Trump'ın kızı Ivana Trump bile Amerikalı patronların babasına baskı yapmasını istedi. Dow Chemical şirketinin başkanı Henry Livlin'se çağrı yapan Ivanka Trump, diğer CEO'lara da ortaklaşa bir mektup yazılmasını önerdi. Başkan Trump bu anlaşmanın Amerikan iş gücüne zarar verdiğini düşünüyordu. Fikri değişmiyordu. Trump'ın baş stratejisi Stephen Bannon, Çevre Koruma İdare Başkanı Scott Pruitt ve Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn dosyalarla gelerek Trump'ı ikna etti. Ivanka Trump, ekonomi şefi Gary Cohn ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise anlaşmayı sonuna kadar onaylıyordu. Bannon anlaşmada kalınması halinde Amerika'nın kayıplarını bir bir sıraladı. Rakamlarla büyük bir sunum yaptı. Bannon özel görüşmelerle başkanı Paris Anlaşması'nın globalizmin bir ürünü olduğu konusunda ikna etti. Bu savaş o kadar büyüktü ki Beyaz Saray'da kimse kalmadı. Trump dahil herkes tasfiye edildi. Ancak Amerika'nın olmadığı Paris Anlaşması da zor yürürdü. Bu nedenle bu kavga bitmiş değil. Konu asla ve kata sadece 1,5-2 derece değil. Her şeyin değişmesi, her kuralın yeniden yazılması demekti. Dünya baştan başa formatlanacaktı. Trump'ın Amerikası buna itiraz ediyordu. Prens Charles ise Davos'ta büyük sıfırlamayı savunuyordu. Trump'ın Facebook'tan Twitter'a kadar olan eksende boykot yemesinin nedeni buydu. Diktatör denilerek saldırıya uğramasının nedeni buydu. Amerika sahipsiz değil diyerek binlerce insanın kongreyi basmasının nedeni buydu. Stephen Bannon'ın görevi bıraktıktan sonra tutuklanmasının nedeni de buydu. Daha neler neler. Bizde hala orman yangınlarını otelleri arazi açmak için mantığıyla değerlendiren çoktu. 91 ülkede yangın vardı. Kaliforniya alev alev yanıyordu. İtalya'da, Yunanistan'da, Fransa'da kavruluyordu. Onlar da moteller için arazi arayışındaydı. Eğer Profesör Stern'e görev veren güç savaşı kazanırsa, Türkiye buna çok hızlı uyum sağlamak için adım atmalı. A'dan Z'ye kadar değişim demek bu. Aksi ise büyük mücadele demek. Yani her şartta hazır olmak durumundaydık.
Muhalefete baktığımda genel itibariyle globalizmi savunmanın çok olduğunu görüyorum. Siyaset de bu iki akım arasında yeşeriyor zaten. Olaylara kapımızın önünden bakmayı bırakırsak asıl meseleyi daha net anlarız. Ergün Diler, Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.